sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Milli takımımız Salı günü önemli bir maça çıkıyor Hırvatistan'la. Salı mı çarşamba mı? Salı. Aa. Salı günü. Salı günü saat 20.45'te. Tövbe yarabbim. Luchescu gibi esnedin. Luchescu gibi esnedin. Ya kapat şu klimayı kardeşim. Evet, Luchescu'nun esnemesini. Bu arada Fatih Terim bugün milli takımın başında olsaydı esnemesi konuşuluyordu. Hakeme gidip videoyu vermesi, göstermesi konuşuluyordu. Ya, her şey konuşuluyordu. Şu anda Luchescu konuşulmuyor. Ya bırak. Fatih Terim yerden yere vuruluyordu. Luchescu ilk maçı. Doğru şu anda. Bu görüntüde Fatih Terim Hiç kimse Luchescu'ya dokunmuyor. Sinan bir şey söyleyeyim mi? Sinan Rasim'in babası bak esniyor. Rasim gibi. Allah korusun. Baba oğlu esniyorlar. Bu da Allah burada korusun. Esniyor. Katolik papazı olsaydım. Ne? Allah korusun. Günah şu anda ben hocam. Katolik papazı olsaydım. Görüşme odasına önce Ertem'i sonra Sinan'ı alır günah çıkartırdım. Aslında Ertem ve Sinan günahları. Sadece Ertem ve Sinan değil. Onlar gibi davranan birçok medyacı. Fatih Terim'i, futbolcuları, başkanı, bazı idarecileri manasız şekilde havalandırdılar. Bunlar sıva ekolü. Şimdi bakın, ben sıva derken amacım buradaki arkadaşlarımı rencide etmek falan değil. Abi, bunları çekindikleri falan değil. Benim kardeşlerim kimseden çekinmezler. Abi, ama şu var. Sinan evlatları gibi seviyor çocuklar. Kardeşim, bu aşk. Abi ne seviyor? Ben çok ben kızdım futbolculara ya. Ha. Bu kadar kötü oynamaya sonra Sinan, ama Sinan. Çok ben kızdım. Sinan ama baba gibi azarlıyorsun. Teste kırıldı. Baba gibi bak baba gibi. Bak bir anda. Baba Şevki bir yandan da. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklar salı günü Hırvatistan'ın yerinde hasta. Aslanlarım benim. Hadi koçlarım. İnanıyorum size aslanlarım. Altında. Hırvatistan Hırvatistan bizi hırdavatçı dükkanına çevirir. Hocam Neciye? Çok özür dilerim. Biraz önceki fotoğrafla ilgili olarak... Ne oluyor ya? Az önce futbolcuların ellerinde cep telefonu olması. Cep telefonu ki bana göre de normal. Diyorlar ki programlarda ellerinden cep telefonlarını düşürmeyenler milli futbolcuları ağızlarına pelesenk etmişler konuşuyorlar ki, diyorlar. Bunu söyleyen kimse pisliktir. Niye? Hocam deme. Bir şey söyleyeceğim. Deme. Bir şey söyleyeceğim. Çok sevdiğim bir şey. Haber geliyor abi. Kim hocam ki? İbrahim Seten, tertemiz adamdır ya. Sen akıllı bir adamsın. Sen maça çıkan futbolcunun konsol, bizim bu telefonla yaşıyoruz. Buraya gelen bilgiler, istihbarat tweetler. Tamam pislik demeyelim. Ama sende bir abüzütlülük hissettim. İbrahim. Sana bir soru soracağım. Hocam. Sen şu anda Türk milli takım teknik direktörü Luchescu için 3-5 ay önce veya birkaç ay önce bu herif Alzheimer hastası diye bir haber yaptın mı? Böyle bir tweet attın mı? Fatih Terim yaptı bunu. Sakın. Hastalık Allah'tan bugün ona yarın bize. Hocam onu esprisini attı ya. Yok haber yaptı. Olur mu öyle şey ya? Alzheimer diye bir haber espri yapılır mı? Ya Dursun Özbey'in bunu birine söylediğini duydum ben. Senior Terim. Kime söyledi? Luchescu için. Abi olabilir. Benim babam da rahmetli. Luchescu hepimizden sağlamdır. Bakın Luchescu hepimizden sağlamdır. İnanmıyorum. Bende 8 tane hastalık var. Luchescu'da bir tane hastalık bile yok. Luchescu benden. Luchescu hepimizden sağlamdır. 2-3 ay önce milli takımımızın şu andaki hocası Sayın Mircea Lisescu ile ilgili bu adam Alzheimer hastası. İsviçre'ye gitti, doktorlara muayene oldu vesaire gibilerinden. Bir şey ayrıca hasta da olabilir. Ayrıca Alzheimer hastalığının başındaki insan takımını da çalıştırabilir. Bu konuda saygılıyım. Bir tıp adam olarak asla bu konuda şey. Ama eleştirmeyeyim şu. Sen bunu attım yazdın mı? Yazdıysan arkasında dur. Bırak bizim telefonumuzu filan. Bize bulaşma. İstiyorsan da bulaş. Ayrıca hocam ne oldu? Bizim arkadaşımız ne yaptı? Hocam Ertem. Bizden bahsetmiyor. Hayır. Bir saniye. İbrahim abi kötü bir şey söylememiş. Tamam bir dakika. Ama biz milli maça çıkmayacağız sadece. Ertem'in İbrahim abisi. Size söylüyorum. Ertem'in İbrahim abisi. Ya bu kardeşimiz bizim. Abi İbrahim. Bak abi uzun saçlı. Bir dakika. Dur oğlum. Abi uzun saçlı. Dur.
dursana. Abuzettin'cim bak ben telefonumu... Abuzettin deme adamı. Abuzettin demeydi bu ya. Öyle diyor işte. Yapmayın abi ya. Arkadaşımız kardeşimiz. Abuzettin kötü bir şey değil. Gerçekten koskocaman... Spor müdürü. Abuzettin'in ismi. Abuzettin. Hocam sen diyebilirsen... Hocam sen de zannettin. Bir dakika. Hocam sen de sıvadın. İki ismi var zannettin. Kardeşim İbrahim Seder'in iki ismi vardır. Abuzettin İbrahim Seder. Ayak çakar. Ne yapıyorsunuz ya? Ertem Şener ben öyle... İbrahim Seten benim kardeşimdir. Ne yapıyorsunuz? Benim ya? Kardeşim. Üzüttüm, üzüttüm. Tamam, peki kardeşim. Abi sen ben de tamam, uzun saçlar. Peki. Kızıyordun. Ya bir dakika yapmayın özür diliyorum kardeşim. Baldız gelir tepkisi. Ya bir dakika özür diliyorum ya. Hatırladın mı? Bir saniye. Rahatsız özür diliyorum ben kardeşim. Ahmet Murat Çakar gibi ben öyle Ahmet Hocam tanıdım. Ben öyle zannediyorum. Hocam kötü bir şey demiyor. Bak bir tweet'i gör. Tamam ben bak İbrahim abi kötü bir şey yazmış. Tamam bir dakika. Kulübede telefonla uğraşan futbolcuları en fazla eleştirenler. Biz eleştiriyoruz. En fazla yorum yaparken bile ellerinden telefonu bırakmayan televizyon yorumu. Bir dakika abi bize diyor. Tamam bize diyor. Bana diyor. Lukescu diyor ki bir dakika bir dakika. Bana diyor ben üstüme aldım. Lukescu diyor ya aptallar be. Ama ben videoya çıkmayacağım. Tamam sen üstüne al. Ama bunda bir şey yok ki. Aferin. Ya yok bu adam. Ne yapıyorsun? İbrahim neydi Seten mi? İbrahim Setencik Bey. Yuh be abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben telefonumu yarım saat önce koydum. Bundan sonra da sana söz veriyorum hiçbir telefonda olmayacak. Telefonum bak orada. Göster oğlum telefonumu. Ya hocam mecbur musun kimseye hesap vermeye? Yok hesap İbrahim değil. Abi sana hesap sormuyor zaten. Yalnız İbrahim'cim şunu bil. Telefonu gösteriyor. Ben yarım saat sonra milli maça çıkmayacağım. Türkiye'yi temsil etmeyeceğim. Buradan senin gibi kardeşlerimizden bilgi alıyoruz. Yanlış söylesek seyircilerimiz uyarıyor. Yanlış söyledin abi öyle değildi diye. Benim hiçbir sorumluluğum yok. Ben Türk milli takımına maçına çıkmayacağım. Ay Yıldız'ı temsil etmiyorum ben burada. Ben burada konuşuyorum. Hani biraz daha zeki tweetler atarsanız daha güzel olur. Ya Abdülkerim abi demeyin şöyle. Aptal ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben İbrahim abinin gazetedeki haberini... Ben İbrahim abi. Ya kavgalı falan değilim. Benim öyle bir şeyim yok. Benim eski müdürümdür kendisi. Bir şey söyleyeceğim. Kavgalıydınız. Benim kavgalı da olabilirim. Barış Erdoğan'ın. Kavgalıydınız. Hocam bize yazmış ya, bu. Bize Allah'ını seversiniz. Bir şey söyleyeceğim. Dürüst konuşuyorum. Bir dakika. Ne alakası var şimdi bununla ya? Kavgalının bilmem ne olmanın ya. Çok iyi bir gazeteci. Tamam. Evet. İyi insandır şey. Dürüst... Hocam da geri vites. Ama Abuzettin İbrahim, iyi çocuksun, hoş çocuksun, kardeşimizsin, çok iyi habercisindir de bana şu Alzheimer işini bir anlatsana. Hocam Alzheimer olayını kapat ya. Niye kapatacağım? Hocam onu da mı kapat? Hayır, kapat bunu kapatacağım. Bir şey söyleyeceğim. Onu da kapat. Her yeri kapat. Bir dakika, peki ben size bir soru soruyorum. Abuzettin anlamı nedir abicim? Ben size bir soru soruyorum. Abuzettin ne yapacağım? Bir dakika, Ertem dur, karıştırıyorsun ortalığı ondan sonra dur ya. Abuzettin ne ilgisi var? Abuzettin anlamı nedir hocam? Şu kibiti getiriyorsun. İbrahim, benim kardeşim. Olabilir mi? Bir dakika. Abuzettin Ahmet Çakar diyebilir miyiz? Yani diyemez. Ahmet gurur diyor. Ahmet Murat. Gurur dedi. Gurur diyorum. Hadi şu ben dedirtmem sana. Abuzettin anlamı var nedir abi? İbrahim'e dedirtmem abi. İbrahim benim kardeşim. Aynen Abuzettin bir isim aynen. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Abuzettin. Peki Mahmut Özgeler'in teknesindeyken. Abi kızarım beni böyle. Ben kızarım. Ya Abuzettin kavga ederiz tartışırız ama Abuzettin neyse. O yayını hatırlıyor musun hocam? Ya bu tweet'i buraya koyup bizi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bak bu tweet'i buraya koyup bizi tahrik ediyor. İbrahim Seda'nın diyor. Dedi ki o Ahmet Dursun'u kovmadı mı? Dedim ki ismini vermek istemediğim bir spor müdürü mesaj attı. Bu dedi ki o mesajı atan İbrahim Seter uzun saçlı bu saatte senin kafanda falan. Hatırlamıyor musun? O tekne... Bak, bir dakika. Şey, ne yapalım Gönder dedi. Şimdi bir saniye. Bir dakika. Tekne neydi? Rasim. Bak, siz az önceki Alzheimer olayını falan bırakın. İbrahim abi. Ben kızarım. Ben kardeşimdir kızarım. Fırçalarım. Mesela Allah bende Allah de var mı bunlama belirtileri hissediyor musunuz? Kim? Bende. Hocam sen hocam, hocam sen verdi. Devrim hocam. Sordu. Devrim müthiş bir gazetecilik yaptı. Süper. Sordu. Dedi ki sen kaç yaşındasın? Size bir şey söyleyeyim mi? Herkesten daha şu masada dinçim dedi şu masada yani. Gördüğünüz dördümüz beşimizden de Lucescu daha dinçtir. Daha sağlıklı. Hiçbir şey yoktur. Hepimizden falan da daha cin şeytan. Ben bak bir dakika o zaman bir dakika. Ben bu cin şeytan Lucescu'ya da seslenmek istiyorum. Lucescu mu? Bak cin Lucescu. Şeytan Lucescu. Hani bak Sinan diyor ya hepimizden daha akıllıdır falan filan. Bak sen bir kere dedin ki bak bu ülke dedin Romanya'nın Çavuşescu'nun Romanya'sına benziyor dedin. Bir atlar köpekler diye bir şey dedin ki en sonunda sadece aptallar fikir değiştirmez dedin. Bak ben de sana bir Türk atasözü söyleyeyim. Aptallar da her dakika fikir değiştirir. Aa böyle bir Türk atasözü yok. Var. Onun ki var mı? Öyle bir Türk atasözü yok. Onun ki var mı? Ama ben de diyorum ya aptallar hiçbir fikri olmayan adamlardır. Her dakika
fikir değiştirir aptallar. Bugün bir şey yapar, yarın aa yanlışmışlar başka yapar. Peki Ertem Şener. O aptaldır. Bir saniye. Çok fikir değiştirir aptaldır. Bir saniye. Bir de rahatsızım ben. Luchescu'dan rahatsızım. Niye Luchescu'yu konuşuyorsunuz? Bir dakika ya. Konuşuyoruz işte aptallar. Kapatıyorsun konuyu. Luchescu'yu doğuruyoruz. Luchescu. Dün 2-0 yenildik diye. Gel. Doğramıyor. Dün 2-0 yenildik diye evinde arkadaşlarıyla göbek atanları da burada. Ben kendi adıma övdürtmem. Kim onlar? Bekliyoruz. Kim onlar? 2-0 yenildik diye. Kim onlar? Sevinmek vatana ihanettir. Kim onlar? Luchescu'nun dün takımı yönettiği yoktur. Luchescu dün hayalettir. Kim onlar? Arkadaşın Mehmet'in dediği gibi takımı başka biri yapmış gibi. Kendi bile yok ortada. Kim? Doğru. Rasim kim seviniyor kardeşim? Ama söyle ya. 2-0 yenildi diye sevinenler olduğunu siz de biliyorsunuz. Kim artık o? Bu halka yalan söylemiyor. Kim abi? Kim seviniyor? Luchescu. O sevinenlerin tetikçileri de seviniyor. İspat edeyim mi? Türk basınında. O işler bitti artık. Kimse bir daha geliyor. Hain. Bir daha geri dönüşler şimdi falan onlar yok. Onlar mert değil, delikanlı değil. Hain onlar. Sen boş ver şimdi. Luchescu'nun ne kadar eyyamcı bir adam olduğunu bir sözle ispat edeceğim. Birkaç gün önce veya bir hocam, hafta önce. Hocam politikacı hocam sen onunla sallama çayla birisini yemedin. Luchescu. Sallama çayla birisini yedi ya hocam. Ben video hakeme karşıyım. Doğru mu? Evet. Dedi mi? Maçtan sonra İspanyol hakemlerin yanında elinde telefonla konuşuyor. Video hakem gibi görüntü gösteriyordu evet. Evet. Ne oluyor? Evet, oluyor ya. Dün hakeme gösterdi video doğru evet. Hocam. Video bak hakeme karşıymış evet. Öyle diyor hocam. O açıklaması var mı arkadaşlar? Sallama. Ukrayna maçı öncesi Luchescu. Ertem Luchescu'yu niye doğuruyor? Hayır doğramıyorum. Luchescu. Bir dakika doğramıyorum. Ben diyorum ki bu ama eğer dinle. Dün esneyen Fatih Terim olsaydı da şu anda ona ne futbolcular öyle. Konuşuluyordu, Ertem, ne bir şey konuşuluyordu. Fatih Terim'i Türk medyasında 2-3 kişi eleştirdi. Rasim'cim bak. Geri video hakem oyunu kesmekle kalmayacak duyguları ve coşkuyu da kesecek diyor. Yapmıştı. Bir dakika bak. Öyle hocanın şey dediği doğru çok güzel bir yere evet. Geldi. Video hakem oyunu kesmekle kalmayacak duyguları ve coşkuyu da kesecek demişti. Evet. Basın toplantısında tamam. Bir gün önce. Evet. Dün bak elinde. Evet. Video hakem gibi gösteriyor. Carlo'dan aldı. Carlo'nun cep telefonuyla. Golli offside pozisyonunu, penaltıyı onları gösteriyor. Şimdi bak dürüst bir şey konuşayım mı? Dün rezil kepaze futbolunda hiç lafım yok. Şayet maç neredeydi? Karkiv'de stadın yanında bulunan o station arabanın içindeki video hakem bulunsaydı ilk golü yedik ya hakeme böyle yapacaktı. Aynen öyle. Bekle. Muhtemelen video hakemde belki Alman olacaktı. 46 santim offside diyecekti. Alman olacaktı veya ne bileyim Rus olacaktı falan filan. Bakacaklardı. No goal, offside diyeceklerdi. Öteki de değil mi? Hakem böyle yapacaktı. O çirkin yok mu o borbalan? Tam yancı kılıklı, tombalacı kılıklı. Offside diyecekti. Oh diyecekti. Kötü oynuyoruz ama en azından golü yemedik. Arkasından ikinci golü yedik ya. İlk golü yemedik ya. Maç 0-0. Çizgiden çıktı geldi. Yarmenenko golü attı. Evet. Golü verdi ya borbalan. Yine kulağına diyeceklerdi ki bekle. 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 Ulan olur mu? Gol out'tan geldi. Out'la başla diyecekti. Devre 0-0 bitti mi? Şimdi tabii şey yapıyorum. Evet. Tam böyle evet. Kaba bir matematik yapıyorum. Tamam. O kötü takım devreye 0-0 içeri girdi. Cengiz'in pozisyonu. Girdi, kolundan çekildi, oyun devam etti ya. Orada da mı durur? Tabii orada da durdurur. Ama hakem orada inanmaz hocam. Ona da mı? Ersin'e mi? Almanya'da, şimdi Almanya'da, hocam, tamam, Borussia anladım. Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen anlıyorum, maçında. Evet, tamam. Bak anlatıyorum. Maç 2-0 iken veya 1-0 iken neydi o Polonyalı oyuncusu? Hayır Polonyalı oyuncusu. Bayern'in golcüsü Lewandowski içeri girdi omzundan çekildi Cengiz'e evet. Benziyor. Bir aynı. Evet. Oyun devam etti. Taş oldu. Evet. Birden oyunu kesti. Böyle yaptı. Döndü penaltı. Tamam beni bir ama hocam kabul etmeyebilme hakkı yok mu? Aha şimdi bak ben hayır adam sana penaltı dedi. Evet. Sen de dedin ki hakemsin. Sen devam evet. Et çakar. Sana ne oluyor bu olay? Evet. Sen dedin ki biliyorum ben çekmeyi gördüm ama bu sen dersin ya bu çekme onu öyle düşürmeye yetmez deyip hayır, hayır dersin. Dersin ama onu söylüyorum. Bedelini ödersin. Tamam hocam şimdi yani. Bu neye benziyor? Hani her video hakeminin kaldırdı. Dediğini offside'i anlarım. Yan hakem offside kaldırdı. Tamam. Hayır yan hakem offside kaldırdı. Video hakem tamam. Yok. Ertem benim yan hakemim. Offside kaldırdı. Evet. Enderlan dedim. Offside falan yok. Yürü gol. Tamam. Bir baktık offside. Bedelini ağır öderim. Ama video öden hakem varsa offside'de tekrar video edemez. Video hakem başka bir şey. Çünkü görüyor adam. Çünkü pozisyonda eğer video hakem olsaydı tabii kaba bir matematik yapıyor. Abi, belki o gol olmayacaktı. İptal edecekti. Bir sonraki gol olacaktı. Belki 1-1 bitecekti. 0-0 bitecekti. Ya da adamlar 2-0'dan sonra pas yapmayacaktı. Bizi daha çok baskıya alacaklardı.
Hani belli olmadı. Oyun başka bir şey. Bizim bırakacak halimiz yok. Evet bak, ben bir de Sayın Yıldırım Demirören'e de bir şey söylemek istiyorum. Bugün herkese söylüyorum. Bu hocam şimdi dedi ya, video hakeme karşıydı Lucescu. Şimdi de istiyor, eyyamcılık dedin. Sayın Yıldırım Demirören mesela bizim liglerimizde de mesela Fenerbahçe hakem hatalarıyla mağlup olduğunda Aziz Yıldırım çıkıyor, hakemlere çok ağır şeyler söylüyor ya. Hemen ceza veriyorsunuz. Ceza veriyorsunuz. E sen de dün o zaman Aziz Yıldırım'a diyordun ki hakemlere, hakem de insandır, hatalar olabilir diyorsun. Kendi liginde kendi hakemine olunca. Ama dün feryat ediyorsun. FIFA'ya gideceğiz, UEFA'ya gideceğiz. Hakem bizi yaktı. Onun için Türkiye'de de kulüp başkanlarının ligde hakemler yüzünden canı yandığında hemen herkes öyle ceza yağdırma. Hakemler de insandır, hata yapar deme. O zaman dünkü hakem de insandı, hata yaptı. Bak UEFA'ya gideceğim diyorsun, ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Kulüp başkanları da hakkı yendin mi konuşurlar. Kimsenin ağzını kapatıp kendi Türk hakemlerini de koruma Sayın Yıldırım Demirören. Bu görüntü, da sana nasihat olsun. Dün Sinan Engin ısrarla bu görüntünün üzerinde durdu. Aksın maç mıyım? Bittikten sonra Şevçenko birinci yardımcı hakem. Yani bizi katleden. Bakın çok kötü futbol oynadık demiyorum. Biz top falan oynamadık dün ama. Sen de ağır. Senin bu lafın çok ağır. Oynamadık. Çok ağır. Oynamadık. Çok ağır. Ya dün gece düğünde daha güzel oynamadık. Dün gece düğünde daha güzel oynadık. Bak daha ağır. Hani sıvama falan değil. Hocam diyorsunuz bu nasıl ya. Sıvacı ya? Bak en dün, ağır gece, eleştiriyi bu yapıyor. Dün gece düğünde daha güzel oynardı bak bu çocuklar. Oynamadılar. Olmadı. Olur. Oynamadılar. Ama bu hakem Şevçenko'ya, bak Şevçenko geliyor. Yani hocam maç bittikten sonra hakemler orta sahaya gelir. Ben gelirim mesela teknik direktör olarak senin elini sıkarım. Futbolcu gelir elini sıkar. Gidiyor birinci hakemin elini sıkıyor. Yani bizim penaltımızı vermeyen, onların offside'dan golünü veren, onların iki top dışarıda mesafede çıkmış olan topunu gole çeviren birinci hakem. Evet. O hakem Şevçenko anasının gözü bir adam. Şevçenko devre arasında soyunma odasına girdiğinde Ukraynalılar dedi ki ona, golü offside'dan attık, ikinci golü de out'tan attık. Oh dedi. Bu hesap, bu bilgi yan hakeme de geldi. Teknoloji o kadar şey ki, mesela şimdi İspanya'daki bu yardımcı hakemin en yakın arkadaşı ama internetten ama uydudan bir şekilde bu maçı izleyip ona sinyali veriyor devre arasında. Doğru. Tamam. Tamam. Bunu vermiyorum diye herkes yalan söyler. Ya belki ben de benim yaptığım zamanda da böyle teknoloji olsa şey olurdu. Haberin olurdu. Mesela ben bunu yaptım zamanında. Erman Toroğlu Galatasaray Trabzon maçını yönetiyor. Bir tane Polonyalı oyuncu vardı. Aynen böyle şey maçı gibi. Yediğimiz gol gibi offside iptal etti Erman Toroğlu. Simpo uyak mıydı neydi? Birisi iptal etti. Bir ortalık karıştı filan. O zaman Çağrı vardı. Hemen aldım telefonu. Ha. 511 mi? Aradım. Çağrı mesajına düşüyor. Baba dedim rahat ol, haklısın, karar doğru. Cıt diye ona devre arasında çağrı cihazı vardır böyle. Evet, küçük böyle cüzdan gibi, ufacık bir kutu sigara kutusu gibi. Eski ya. Oraya yazıyla gelir. Baba, gol temiz, rahat ol, doğru karar verdin Ahmet. Bu Erman Toroğlu'nun devre arasında motive etti. Özgüven tabii. Özgüven. Zaten ben o mesajı, eğer o hata yapmışsa mesajı çekmezdim. Ama o da o keriz değil. Ulan bu adamdan bana mesaj gelmediğine göre eyvah yandık. Bir şey yaptım. Yaptık dedi. Şimdi... Ben bunca yıl için ben böyle bir tablo var. Yani bu bir kibarlık ama eleştiremem ama manidar. Hocam, hocam çok net hocam. Eskort dediğin daha ne diyeceksin ya? Yan hakemin tam karşısında. Bak Yarmolenko'nun attığı gol yan hakemin tam karşı karşıya. Tam aynı böyle. Sen ben karşı karşıya görüyorsun pozisyonu. Böyle önü açık kapalı değil. Yani hiçbir şey. Çizgideki pozisyonda aynı şey görme şansı çok yüksek. Yani yüksek. Ha derim ki önünde adamlar belki yetişememiştir. Falan, korner falan, bayrağına gelememiştir. Niye kaldırmazsın? Hocam olabilir, niye kaldırmasın? Mi? Yan yanayken kaldırıyorlar. Ay şey demiyorum, offside'i demiyorum. İkinci golde mesela tam gelmemiş ayrıca, olabilir. Yetişemediyse. Cengiz'in pozisyonu. Hocam. Ayrıca Cengiz'in pozisyonu. Penaltı var orada. Çekiyor bırakıyor. Cengiz'in pozisyonunda penaltı var. Ama ha abi itiraz bile edemiyoruz. Yani ben onlar arkadaşlar buna takılmıyorum. Bizim mecalimiz yok kazanmaya oynamaya. Yani ben futbol dışındaki etkenleri zaten onları geçtim. Onlara ben takılmıyorum ben. Ben başlıyorum abi, bizim pozisyona giremiyoruz. Ben futbol oynamıyoruz. Deplasman bilmem ne. Doğru. Hadi inşallah Hırvatistan maçında Eskişehir'de de müthiş bir futbol sevgisi vardır orada da. İnşallah takımımızı orada coşturacaklar, havaya sokacaklar. Belki bir galibiyet alacağız. Hani olmuyor yani, böyle futbol işe yakışmıyor. Böyle futbol, biz bu değiliz abi. Bak, futbol ülkesiyiz ama futboldan bir haberiz ben abi. Ben şimdi bizim sorumsuz, utanmaz dersem ağır konuşurum da.
Futbolcularımıza bir şey soracağım. Hepimiz futbolun içinden geldik. Hadi ilk golde ofsayt olup olmadığını defans olarak idrak edemeyebilirsin. Fakat ikinci golde topun çizgiyi... Burada dur! Burada dur bak al geri. Al geri al al. Al geri al. Daha yakını vardır. Al daha geri. Daha hayır güzel. Başka bir şey söyleyeceğim. He. Al. Dur bu. Dur bu. Biraz daha git. Git dur. Git 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 git. Git git. Dur. Bak. Şu anda bu topun çıktığını bir Ukraynalı oyuncu biliyor. İki kalecimiz Volkan biliyor. Üç Volkan'ın hemen yanındaki Türk milli takım futbolcusu biliyor. Onun yanındaki Ukraynalı biliyor. Volkan'ın önündeki topa basmaya çalışan Türk çocuk biliyor. Bir de Ukraynalı'nın arkasındaki biliyor. Ya gol oluyor. Bir oyuncumuz gidip hakeme itiraz etmez mi? Yok ya? Hocam hali yok. Yani itiraz et de git boğazını sık filan demiyorum ama bir tepki ver. Yangın yap. Ya hocam bir tepki ver. Yapılır mı bize ya? Ben bahsediyorum. 5 metre geriden girelim yangın. Bir tepki ver hocam. Hocam biz olmayana bile yapardık. Hocam, sen taç atamadın ya. O taç pozisyon görüntüsünü getir. Tepki ver hocam. Ne tepkisinden bahsediyorsun? İki kişi aynı anda taç attı ya. Ha bu ne? Arda Turan ve Şener. Kardeşim. Dün Galatasaray Eyüpspor'da oynuyor. Korner atmayı beceremiyor. Kardeşim. Taç at bak şu görüntüye baksana. Bak. Bak. Biri korner atamıyor, biri taç atamıyor. Şimdi söyleyeyim mi? Ya çözümü söyleyeyim. Türk futbolunun haline bakıyorum. Türk milleti, işte ben, Türk milleti bizden çözümü bekliyor. Çözüm. Şu anda ismi ne olursa olsun, cismi ne olursa olsun Türk milli takımından 5, 6, 7 ilişiğini sonsuza kadar çekecek, keseceksin bazı oyuncuların. Keseceksin. 2. Sistem. Yani 14 yabancının olması şimdi tabii kontrtez olarak da ne diyorlar? Almanya'da da yabancı bol oynuyor, İngiltere'de de, İtalya'da da, İspanya'da da ama orada başarı var filan. Demek ki sadece yabancı değil, altyapılarda. Bir şekilde altyapıları zorlayacaksın. Kardeşim ya. Mesela bir dakika U21 ligi getireceksin. Maçlardan önce U21 ligi başladı var. Fenerbahçe yani şu var. Oynadı öncesinde. Yani şu var. Örnek mi? Fenerbahçe Karabük mü oynayacak? Saat 19'da. Tamam onlar da 17'de. Onlar da 17'de. Fenerbahçe Karabük'ün U21'leri oynayacak. U21'in içinde de 2 veya 3 tane A takımdan oyuncuyu koyabilirsin. Action ve burada yabancı oynatmayacaksın. Ya Allah kahretsin ya. Bu ülkede Sinop Spor'da bile yabancı oynuyorsa. Yani Sinop çok güzel bir şehir. Evet. Amatör kulüpte yabancının veya Bal Ligi'nde yabancının ne işi var? Kabul edilemez. Hayır, hocam yani, bak olur. Buradaki yok, buradaki olaya bakın. Daha pahalı, Arda pahalı Turan olur. Bir kere bak. Şimdi sen yine başka bir şekilde düşüneceksin de burada Arda'yı savunmak zorundayım. Arda'nın olduğu yerden çıkıyor. Arda Şener'i görmüyor. Bak Şener motivasyonunu kaybetmiş. Arda taş atıyor, Şener taş atıyor. Böyle bir komik bir durum. 30 yıldır, 40 yıldır bu işin içindeyiz hepimiz. Ben hiç görmedim. Aynı anda iki tane taş atan bir oyuncu. Ben böyle bir şey görmedim. Hocam işte ne diyorum hocam bakın. Biz çizginin içine bakalım diyorum. Çizginin içinde yokuz zaten. Peki bu İçi, şey değil mi? Çizginin içi bitmiş. Konsantresizlik abi. Değil mi? Konsantresizlik, kuvvetsizlik, acizlik, her şey diyebilirsin ya. Şener, kardeşim ne yapıyorsun ya? Bir bak bir çevre kontrolü yap ya. Abi güzel kardeşim ya. Sinan abi bak bir takım Türkiye, bir takım Ukrayna, bir takım Galatasaray. Eyüpspor'u küçümsemiyorum. Şanlı tarihini küçümsemiyorum. Eyüpspor çok büyük bir kulüptür. Büyük taç attı değil mi? Bak korner kullanıyorlar bir gelsene. Gördüm. Korner kullanırken Yasin de Emrah. Ya. Bak Yasin bırakıyor. Hani bu yapılıyor ya futbolda. Eyüpspor uyanıp bak şu görüntüye en akıllısı bu çocuk. Ertem tebrik ediyorum sizi. Futbolcuya. Tebrik ediyorum bunu nasıl buldunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi tebrik ediyorum. Hakikaten büyük olay. Türk futbolunda ne yaptı hakem burada devam ettirdi mi? Tabii ettirdi işte. Ettirdi tabii. Korner kullanılıyor. Bak helal olsun bu Eyüpsporlu çocuğa. Helal olsun. Skandal var mı? Ama en büyük skandal bomba. Ya. Bak en büyük bomba. Geç abi Galatasaraylılara geç abi. Geç Galatasaraylılara. O özel maç onu geç abi bir dakika sen. Gel buraya. Görüntü beraber olduğu için. Sinan kaydır abi. Tekli abi. Görüntüyü verin. Tek ver abi. Tek. Milli takımı ver abi. Arkadaşlar takılmayın. Takılmayın futbol dışına. Önce futbol sahamızın çizginin içini bir bakalım. İçine bakalım içine. Fizik olarak bitmişiz. Bakın burada mental, fizik yorgunluğu her türlü hepsi var. Hazır değiliz. Bitmişiz. Bakın ya. Şener nereye bakıyorsun ya oğlum? Bir bak önüne lan. Siz bir kornerde şeyi görmediniz mi? Tolga Ciğerci Çağlar Söyüncü'nün boynuna sarılmış onu tutuyor kornerde. Tabii. Gördünüz mü o pozisyonu? Evet. He? Evet. O bundan da komik. Allah'ım yarabbim. Ya. Adamı tutuyor ya hocam. Her şeyi bir kenara bırak. Maçta bir teknik direktör esner kendi mi ya? Kendi adamını tutuyor ya. Esner mi ya? Esner. Ben... Niye? Esner olur mu bir şeylere? İş mi şu var? Bazı işler genç adam işidir. Aynen öyle. Bak, bazı. Kim, hepimiz yaşlanacağız. Vallahi. Hepimiz yaşlanacağız ama. 50'li yaşlardayız. Iş... 60'lı 70'li Allah nasip tamam ederse olacağız. Evet. Bazı işler yaşlı adam işi değildir. Tamam. Mesela pilot. 70 yaşında pilot olmaz. O uzun yol pilotu. Hani 10 saat kaldırmaz.
Yaşlı adam, antrenörlük zorlanıyor. Siz böyle 70 yaşında da büyük hocalar var ama artık yani kolay değil. Yok. Yaşa da saygı duyuyorum ha. Ben bu işte Luchescu. Hocam Alex Ferguson o yaşıyla şampiyon. Adam bir şey gibi zamanında sana. Çekildi. Bak Erken çekildi. Bir şey söyledi. Doğru. Bir de bir şey söyleyeceğim. Doğru, bravo hocam. Bak teknik direktörlük var ya. Çekildi. Dönem dönem yaptığım çekildi. İçin biliyorum. Çok yorucu bir iş biliyor musun? Yorucu. Nasıl yorucu iş biliyor ama, musun? Ama, çıkıp, ama, hayır, ama hayır, milli takım teknik direktörlüğü iş değil. Hayır yani. Şey açısından milli demiyorum. Milli takım teknik direktörlüğü ne? 80 yaşında dünya şampiyonu oldu. Şey demiyorum ben Rasim. O milli takımda evet mesai saatin çok az. Fakat bir maç, maç öncesi rakibi düşünmek, sabaha kadar kaybedersek ne olur düşüncesi insanı var ya vücut olarak, beyin olarak çok yıpratıyor biliyor musun? Yani top oynamış kadar yani. Yoruluyor antrenör biliyor musun? Peki burada şuna bakamaz mıyız? Antrenör, normal bir antrenör sabaha dün kadar oynamaz biz, hocam maç geceli. Hocam biz dün ne yapacağım, uzun, ne edeceğim uzun uzun konuştuk. Bak Arda'nın olduğu yerden çıkıyor. Yani Arda'nın rakibinden çıkıyor orada. Arda mecburen sırtı dönük taça atıyor. Olmaz. Şener yine sana söyleyeyim hayır. Kopmuş. Hayır efendim tam hocam, tersi. Hocam bak şu maçta müsaade Sabri olsaydı. Müsaade et anlatayım. Gibi. Kardeşim bu taçları Sabek atar. Bu tür taçları Sabek atar. İyi de Sabek de bakmaz mı müsaade hocam? Müsaade et. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sabek atar Arda'nın taç atacak hali yok. Arda gol umudu olarak alındı. Sabek atar. Tamam da hocam Arda da diyor ki. 80'de pozisyonu için döneceğim. Pozisyonu şimdi hocam bak. Arda bir an önce tacı ben hani aynen, atayım diyor, çabuk hocam, hani adamları ikiye yakalayalım derken düşünürken. Pozisyonun içinde Arda. Ama bak ki öbürü de ne düşünüyor biliyor musun? Arda o ara topu bırakıp hakeme sulanıyor. Birine sulanıyor. Şener de onu görüyorsa diyordur ki ulan bu hakemle meşgulken ben alıp başlatayım diye. Böyle anladın bir komedi, komedi. Böyle bir komedi çıktı. Mesela şu var. Bugün dünyada futbolda yaşanan komik olaylara çok üst düzey bir A milli maçtaki şu komik ve rezil diyelim. Rezil demeyelim de komik ve sıra dışı olay. Bak çünkü Arda bak birileriyle böyle bir şey görmedim. Baba bakmıyor birileriyle konuşuyor sahada. Cengiz'e falan. Çok affedersiniz. Şener de alıyor başlıyor. Sahada çiş yapan oyuncu gördüm. Tamam. Sahada çiş toz mi? Yiyen oyuncu gördüm maç evet. Devamında. Evet. Şu iki tane taçı aynı anda aralarında 2 metre varken atan oyuncu görmedim hayatımda. Maç o, yani ilk 11'de oynayan oyuncu mu? Maçta faal oyuncu mu toz yiyor? Yedek kardeşim. Yedek top oyuncu. Oynanıyor. Hayır ya kaleci ya. Maç oynarken kaleci tos mu yedi? Tos yedi. Acıkmış ne yapsın çocuk abi? Acıkmış yani. Gol yesin. Acıkmış abi ne yapsın? Ben yesin, işte ne diyorum anlatmıştım ya. Şekeri düşmüştür. Katar'da topu yesirken sol açık sağın üzerine çimin üzerine çişini yaptı. Şekeri düşmüştür. Çişini. Çişini sağa. Evet top oynanırken. Allah Allah. Evet hocanın anketi bir gelsin ekrana. Görelim anketini bir görelim. Sevgili seyirciler anket yaptı. Ne konuşuyorlardı diye çok. Bak şimdi Türkiye'den nasıl bir algı çıkacak? Yenileniyormuş. Oy çoğalmış. En az 5000 kişi varsa... Bakın algıyı size söyleyeyim. Bakın Türkiye'nin algısı. Türk halkına hep bunları verdiler 5 yıldır. Hadi giderim kardeşim. Gelecek hocam şu anda yenileniyor. Bu görüntüyü verdik bu arada. Evet Ali Dürüst'le Arda ne konu? 34.2. Ben neden ilk 11'de yokum? %35. Hangi takıma transfer olacağı? %15. Özledim. Hatır sormak istedim. %15.8. Şimdi bak. Sondan üçüncü ve dördüncü şıklar makul. Ya, Ali Dürüst gelir Arda. Ne oldu bu Barcelona'dan? Gelme ihtimalin var mı Türkiye'ye? Yoksa işte Atletico'ya mı gideceksin? Arsenal'a mı gideceksin? Nereye gideceksin? Dönmeyi bu makul. Bu evet, makul. Evet. Ya Arda seni çok iyi gördüm. Nasılsın? Hadi artık moraller düzelsin falan filan. Bu da makul. Evet. Fakat Türkiye'de 2000 kaç kam göremiyorum çocuklar. 2000 Ertem söylesene. Evet. Kaç kişi oy kullanmış? 2982. 3000 kişi. 3000 tane futbol sever. Voley futbol tartışma sosyal platformunda oy kullanmışlar. 3000 kişi bu önemli bir denek sayısıdır. Algıda hep fesatlık var. Nedir bu? Birincisi bize niye prim verilmedi? İki ben niye ilk 11'de yok? Sen bunu yapmadan önce öyle dedin. Algı bu olur dedin. Şimdi niye? Bu 3000 tane insanın kötü niyetini veya 3000 tane insanın kötü karakteri falan öyle bir şey demiyorum. 4-5 yıldır Türk spor severine yaşattıkları, verdikleri acılar, rezillikler. Ya prim, ya niye ben yokum, ya kavga, ya gider. Hep böyle. Hep böyle. Dolayısıyla Türk halkında da cevap, reaksiyon olarak ya prim, ya ilk 11 kavgası. Hocam bir soru sorayım. İkisi de futbolcunun haddini aşan şeyler. Hepinize bir soru soruyorum. Buyurun kardeşim. Hırvatistan maçı ne olur? Onur bir anket yapsana voleye. Hırvatistan maçı ne olur? Evet. Salı akşamı. Bak, normal şartlar altında. Bugün Hırvatistan'ı seyrettim. Çok garip. Şans eseri seyrettim. Ben maç ertelenir evet. Zannediyordum. Ha. Onur yapıyorsun değil mi? Hatta sevindim ha. Böyle 70-72 falan oldu. Lan dedim. Acaba gol atacak şey hali yok acaba. Ama işte bir yan topta Vidal iyi vurdu kafayı.
Seyrettin maçı yani. Görüntüyü verelim. Ne olur? Normal şartlar altında Hırvatistan bizi yener. Evet. Veya biz onları yenemeyiz. Zaten onları yenemediğimiz takdirde Eskişehir'de teslim bayrağını çekiyoruz. Turnuva bitiyor. Sence Apocuğum? Evet. Vallahi Sinan, yani iki takımın oyuncu kapasitesini, kadro kalitelerini aldığımda ben yine Hırvatistan favorim görüyorum. Yalnız bu maç farklı olabilir diye içimde bir his var. Milli takım oyuncularının bu maçta, Ukrayna maçında çok yıpratıldığını, basın tarafından, herkes tarafından, halk tarafından, hakikaten gururlarıyla oynandı yani. İşte kepsler, mepsler, evet, görüntüler. Yani futbolcular bunu bence eğer Hırvatistan'ı yenmek istiyorlarsa, bizim bir zamanlar hani Bursa'da falan yendik ya Hollanda'yı, Almanya'yı. Öyle, hayır, bir ruh haline, öyle bir ruh haline bürünmeleri lazım. Anladın mı? Türkiye'ye kendilerini ispat etmeleri, evet, lazım. Hepsi son defa milli formayı giyiyormuş gibi oynamaları lazım. Veya ilk defa giyiyormuş. Yani, evet. Yani biz bunu yenemezsek bir daha Türkiye'de milli forma bize vermezler düşüncesiyle. Ne olur sonuç? Ruhla oynayıp ancak o zaman yenebiliriz. Ya kazanır biz, kaybeder miyiz? Onun dışında o ruhu yakalarsak kazanırız. Yine böyle ya nasılsa şansımız yok diye böyle lalet daim mücadele etmezlerse inan bana farklı bile kaybederler. Bak söylüyorum. Rasimciğim. Vallahi baba, bugün bakınca artık Hırvatistan'ın yeneceğini düşünüyorum. Bu takımı, ya Türk milleti tabii değişik bir millet ama evet, yani ancak bu şey... kadar rezil rüsva oynayan adamlar şimdi hırs yapar mırs yapar mı? Ya bir gerçekçi değil ama inşallah gelsinler. İnşallah. Hayır, futbol mantığının dışında işlerin gelişmesi lazım. İnşallah ben yenemeyeceğiz diyorum Sinan abi. Yenemeyeceğiz. Sen ne diyorsun Sinan'ım? Sinan içinde ben Apo'nun söylediklerine ilave olarak aynı o şekilde söylüyorum. İçeride farklı oynuyoruz. İçeride farklı oynarız seyirciyle. Gurur kazanmasını meselesi istediğim evet için gurur meselesi temennim ya kazanmasından Sinan, yana ve kazanmasını çocuklara istiyorum ve yeneceğiz diyorum ve Türk milli takım futbolcularına da ben güveniyorum size. İnşallah kazanacaksınız arkadaşlar. Kazanın. Eleştiriyorum. Hazır değilsiniz bilmem ne falan diyorum ama ben Türk milli takımının salı günü akşamı inşallah kazanacağını, kazanmasını istiyorum ve kazanacağını düşünüyorum. Ne oldu Onur, anket hazırladın mı? Anketi şimdi veriyorlar. Bu arada Vida'nın attığı gol ekrana geliyor. Bugün 74. dakikada topu ağlara gönderdi. Saat 13.30'da başladı bugün maç sevgili seyirciler. Hemen belirtelim. 22. dakikada dün yağmur sebebiyle bugün ertelendi. 22'den saat başladı maç. 22. dakikadan itibaren başladı. 73 dakika beklediler. Orta Modrić'ten kafa vuruşu Vida'dan. Beşiktaş'ın transfer gözdesinden Vida kafayı vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Çok garip. Hırvatistan tam kadroya yakın bir kadro. Efendim şey... Neydi rakip? Kosova makul bir kadro ya. Aslında gol pozisyonu yok maçta Apo, biliyor musun? Yok. Ben net gol pozisyonu seyrettim. Net böyle hani böyle maç 0-0 gider ama. Hocam bugün çok tuhaf şeyler oldu. Ya açık konuşayım. Hiç kimse çok tuhaf kandırmış şeyler oldu. Şu anda dünya bahis baronları, aynen, Fransa Lüksemburg maçından en az 400-500 milyon euro evet para kaldırdılar. Allah Allah. Evet. Hiç kafam basmıyor. Çünkü niye? Evet. Fenerbahçe nereden çıktı ya? Fransa, Lüksemburg maçı dünyanın kaç kıtası varsa, kaç milyon insan varsa bu maçla ilgili. Fransa'nın kazanması, gol sayısı, bilmem ne olması, ilk yarı kazanması gibi farklı alternatiflerden en az 500 milyon hocam, euro. Hocam Avrupa'da bugün bahisçiler Fransa'yı günlük faiz olarak görüyordu. Fransa'yı günlük faiz olarak görüyormuş bahisçiler. Ve 1.01'lik oranıyla en çok para basılan tercih oldu. Fransa milli takımına bugün 145 milyon abi pound basılmış. Çok enteresan bir şey var. Bakın arkadaşlar. Çok büyük bir para. Şimdi şu an ankette Türkiye-Hırvatistan maçı 5 dakikada 3 dakikada 1000 oy olmuş Ertem. Türkiye-Hırvatistan maçı. Türkiye yener. %25.5. Berabere biter. %7.2. Hırvatistan yener. %60. Kimse milli takıma güvenmiyor arkadaşlar. Abi sen güveniyor musun? Tabii ki. Normal şartlarda Hırvatistan yener. Hırvatistan yener. Berabere bile kalmış. Ben arkadaşlar temenniden dolayı kazanır diyorum. Ben de temenni diyorum abi. Sinan abi. Şimdi milli takımdaki oyuncular şuna yanılmasın. Milli takımın eski teknik direktörlerinden birinin Türk milleti nezdinde hiç itibarı kalmadı. Onlar zannettiler ki sadece milli takımın o eski teknik direktörü itibarını yok etti. Ve o gidince itibar. Hayır. Futbolculara da aynı tepki var. Sadece o eski teknik direktörü suçlayamazsınız. İsmini de vermiyorum. O eski teknik direktörle en çok ben kavga ettim. O itibarını kaybetti. Gücünü kaybetti. Adamın aleyhine bir iş yapanların heykeli dikiliyor.
O kadar artık Türk milleti nefret etmiş, bizi sevsinler. Hayır kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımı tarihinin en itibarsız döneminde 8-0'lar dahil. Çünkü 8-0'larda bu adamlar yatmıyordu. Güçleri yoktu, kuvvetleri yoktu, antrenman yapmıyorlardı. Türkiye geri bir memleketti, doğru mu? Ama çalışıyorlardı, çabalıyorlardı. Örnek veriyorum ya. Türkiye-Rusya basketbol milli maçı. Hey, herkes seyredi değil mi? Sevgili evet. Ertem. Evet. Türkiye-Rusya yenildi mi? Yenildi. Basketbolda. Evet, evet, çok peki şanssız. Hiç gördün mü? Allah be, hayır abi. Çocuklar elinden geleni yaptı. Yanlış mı? Çok oynadılar. Evet. Ellerinden geleni yaptılar Rusya'ya karşı. Her şeyi yaptılar. Şeyleri sınırlı olmasına rağmen. Çok yetenekli bir kadro değil. Ama ne yaptı? Türkiye her şeyi yaptı basketbolda. Kimse diyor mu 12 dev adam değil, 12 cüce adamsınız? Hayır. Elinden geleni yaptı. Yani o meşhur tabirle yüreğini ortaya koydu. Ulan bu ne? Bu Ukrayna maçı bir rezalet. Rezalet. Yani geçmişte o şu an hepinizin aranızda dedikodusunu yaptığı teknik direktörle en çok ben kavga ettim diye sizin bu yaptıklarınızı üzerini örtecek değiliz. Arda Turan için de bunu söylüyorum. Hepsi için bunu söylüyorum. Ve yine söyleyeyim mi? Yine çok kavgalı olduğum bir adamı hepinizden ayırıyorum. Emre Belezoğlu. Onu ayırıyorum. O adam elinden geleni yaptı arkadaş. Başka açılarla ona eleştirim sürer. 37 yaşında çatır çatır top oynadı. 37 yaşında bak. Davalıyız. Davalıklarımız var. Bitti herhalde, bir şey kalmadı ama davalar oldu. Ağır kavga ettik. O Sinan Engin'le bana bilmem ne yapar ben ona. O da duruyor yani. Orada da o paranteze alırım onu. Ama herif 37 yaşında hala elinden geliyor. Şener'le bir fotoğrafı var. Koysanız onu. Ya diğerleri? Diğerleri! Sakın bak. Ey futbolcu kardeşlerim. Size de bir kebapçı Selahattin Rasim çıkar. Sizin Rasim. De bir günde faaliyet ortaya çıkar. Maçta Türkiye'de kebapçı Selahattinler bitmez. Rasim ne olur ya. Rasim ciddi söylüyorum ya. Rasim bu ya. Metafor mu? Rasim ne olur ya. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ben burada Fatih Terim'in hakkını savunuyorum. Sen ne biçim Fatih Terimcisin? Ne biçim manevi evlatsın? Ben şu an bak kardeşim. Ben Fatih Terim. Sen de beni dinle. Terim gittiğinden beri. Bunlar her yerde. Terim, 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 terim suçlu, terim suçlu. İşte bu ne? Yeri gelir ben Terim'in de hakkını sonuna kadar savunurum. Bizim kimseye takıntımız yok. Onlar bize takıntılı olabilir. Fark etmez. Terim gitti, dertler bitti. Terim şöyleydi, Terim böyle. Ulan onu Terim'e yalakalık yapıyordunuz lan çoğunuz. Arda'yı Marda'yı saymıyorum. O eskiden beri şey. Terim diye ki... Aranızda espriler, kebapçı Selahattin, ha ha ha. Bilmiyor muyum kardeşim ben? Sizin aranızdaki bütün konuşmaları benim önüme gelir. İstihbarat kardeşim, bunlar her yerde konuştuğu için o kadar kolay ki herhangi bir şeye gerek yok yani istihbarat teşkilatı. Normal. Ben bunları konu etmem. Futbol aleminin, sadece futbol aleminin içinde bir adam olmadığım için. Ama artık yeter ya. Haklı adam, bak söylüyorum. Bir adama ayırıyorum, o da çok kavgalı olduğum... Tek adamdır futbol aleminde. Çünkü objektif olmak zorundayız eğer burada yorumcu olacaksak. Onun için kebapçı Selahattin diye dalga geçmeyin. Ey ama futbolcular. Holding mi kebapçı Selahattin? Hayır, Selahattin de ondan. Selahattin Holding mi? Holding abi ki kebap, o da ondan mutlu. Kebapçı Selahattin imgesinden Selahattin aynı onda mutlu. Heykeli dikilmiş, yanında gülerek poz veriyor. Heykeli dikildi diye. Heykeli dikilmiş. Dikilmiş kardeşim. Kebap her gün bakın yüzlerce çıkar. Onun için tek tek hepinize söylüyorum. Tamam. Tek tek hepinize söylüyorum. Allah aşkına bakın, Türk milletinin sabrını zorluyorsunuz. Elinizden geleni yapın. Devam et. Bağlansın kardeşim. Şimdi bu nedir bu? İşte ben bunu hiç eleştirmem. Sen eleştirir misin? Ne? Bu şu senin oynayacağın topu bilmem ne yapayım diyen Emre'ni. Eleştirir misin? Eleştirir. Ben eleştirmem. Ben eleştiririm.
O gerginlik esasında ya açık konuşuyor. Burası çok karıştı. Oğlum, ben kardeşim, mesela oğlum. Yapacağım programa bilmem ne yapayım diyebilirim oğlum, çok gerginlikte. Bu bir hırsız. Yapmamak lazım. Bu bir hırsız. Bak ben Emre'yi en çok eleştirmiş adamım. Bu bir o anlık bir hırsız. Ben de Emre'yi çok severim ama bunu kabullenemem. Ya tamam şey. Belki şöyle. Burada... Çünkü sana da derler. Ha, sevgili. Yani, sana da derler. Sevgili ama abi be. Apo. Sevgili Apo bak burada iki yorum hayır, var. Hayır onu dilememesi lazım. Sevgili Apo burada iki yorum var. Burada iki yorum var. Bir Emre Belezoğlu'na... Emre Belezoğlu'na kardeşim sen futbolcu arkadaşının moralini bozuyorsun denebilir. İki o kadar hırsla mücadele ediyor ki bunu diyor denebilir. Yani bunu o kadar bakmak lazım. Futbol aleminde de böyle küçük küfürleşmeler de olur. Ondan sana söyleyeyim. En çok Emre'yi eleştirmiş adamım ben. O yaptığı hareketler bilmem ne. Bir sürü abuk sabuk. Bunlar mahkemelere bile düştük. Önemli değil. Ama burada hiç yani yapılan şey oynamamaktır. Ve söylüyorum milli takım. Rasim çok özür dilerim. Telefon hattımızda Arda Turan var. Arda Turan şu anda telefon hattımızda. Sevgili Arda iyi geceler diliyorum. İyi, ben de herkese iyi geceler diliyorum. Yayınlar diliyorum oradaki herkese. İyi geceler, teşekkür ederim. Arda, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dün biz burada yayında da belirtmiştik. Senin muhabirimizle yapmış olduğun bir konuşma vardı. O diyalog sosyal medyada yok. İşte Arda, Beyaz Futbol'un yorumcusuna şöyle yaptı, böyle yaptı. Biz onu buradan da söylemiştik. Attığım tweetten de görmüşsündür. Öyle bir şeyin olmadığını buradan bir kez daha yineleyelim. Ama hoş değil diye. Öyle bir şey olmadı. Yani aynı kalkıp da hani sosyal medyada biraz böyle o sosyal medyanın bazı insanları vardır. İşte yo önemli değil. Öyle bir şey yok. Onun altını çizerek belirtelim. Şöyle bir şey var. Zaten sizin kameraman arkadaşınız bizim arkadaşımız. Yani oradaki konuşma hiç o kadar yansıttığı kadar bile sert değil yani. Ben orada uzaktan duyamadığım için hani ne oldu diyorum. Evet. Öncelikle performans hakkında ki söylediklerinizde çok haklısınız. Bütün ülkemizden performanstan dolayı özür diliyoruz. Çok haklısınız. Ama zaten bize yani zaten bir sebep vermesek de ülkemizde zaten gerektiği kadar sosyal medyada ve başka yerlerde bize gerektiği kadar isyan ediliyor. Evet. Veya ağır hakaretler ediliyor. Biz bunları kaldırıyoruz. Olabilir. Bunlar hiç... Ama maçtan önce, 2 saat önce ben hayatım boyunca şunu söyleyeyim size daha açıklayıcı olsun. Ben kariyerim boyunca stada geldiğim an elime kahvemi alırım. Sahaya çıkarım, sahaya bakarım. Sinan abi de Abdülkerim abi de daha önce futbol oynadılar bilirler. Sahada zeminine bakarsın, kahveni içersin sonra gidip yedek kulübesine oturursun. Yedek kulübesinde de 10-15 dakika otururum arkadaşlarımla sohbet ederim ki o baskı üstümden gitsin. Zaten o salladığınız fotoğraftaki arkadaşlardan bir tek ben 20 dakika oynadım. Ha şunu derseniz Arda'cığım, oğlum maçlar bütün takım halinde kazanılıp kaybedilir %100 haklısın. Ama biz maçtan 2 saat önce ben Şampiyonlar Ligi finalinden önce de UEFA Kupası finalinden önce de oynayacağım en ufak hazırlık maçından önce bile bu ritüeli yaparım. Gerçekten eleştirilecek, sallanacak şey yapın. Evet bu ekranda gördüğünüz fotoğraf yani. Yani sizden ricam bir şey varsa biz performans olarak özür diliyoruz. Ama ben söyleyeceğim şey şu yani o sebepler, bu sebepler, şu sebepler doğru düzgün maça gidene kadar maça oynamadan Dünya Kupası elimden gitti yani. Bunun acısını en çok ben yaşarım. Doğru. Ama şu fotoğrafı koyup burada hiç dakika oynanmış oyuncuları bu şekilde bu doğru değil. Ya, olay bir fotoğraf değil ya. Olay bir fotoğraf değil tabii yani. Ne? Yani o sizin kameramanınızla da normalde ben hiç konuşmuyorum. Sizin kameramanınız eşiniz dostunuz olduğu için gayet samimiyetle ne demiş ya ne oldu yok artık yani. Arda ama ben genel olarak sende de bir agresiflik var abi. Yani bunu bak daha evvelki olaylarda Türk milleti senden yana tavır koydu. Çok açık söylüyorum. Ne diyeceğim sana Rasim abi bende bir agresiflik olabilir. Tabii ki olabilir ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz olay olur, bir olayın üstünde bir agresiflik olur, bunu konuşabiliriz. Ama burada gösterdiğiniz konuşmada herhangi bir agresiflik yok. Abi hani değil de bak genel değil. Olarak sevgili Arda, genel olarak yani sen zaten Türk futbolundan en iyi oyuncusun. Senin herhangi bir böyle bir açık objektif kriterler açısından Türk futbolundan en kariyerli oyuncusun. Seni nefret eden de söyler ama genel olarak fazla külhan beysin abi.
fazla. Yani bu iş bu sen de eskiden bu kadar yoktu ya. Bu benim şahsi durumumla ilgili senin yaptığın başka bir eleştiri. Evet. Ben sana diyorum ki herhangi bir maç, herhangi bir konu, bak Ali abiyle orada fotoğraf var. Ali abiyle ne konuşuyoruz biliyor musun orada? Ne konuşuyorsunuz? Kıyafetinden, Fransızcadan, İspanyolca ile yakınlaşmasından gülüyoruz. Maçtaki hani kulübeye yakıştın mı onun şakasını yapıyoruz. Ali abi zaten hayatı boyunca olaylara sıcakkanlı, iyi davranan, iyi idare edebilen bir yönetici. Evet, evet. Yani anlatmak istediğim şey şu. Abi sen, biz zaten performans olarak kötü müyüz? Evet kötüyüz değil mi? Ardacığım. Doğru. Ama Ardacığım, yani dakika, ben tek şey söylüyorum. Şimdi ismini anmak istemediğim, sana da bana göre büyük ayıplar Rasim. Eden... O büyüğünü örnek alma. Bak onun sonu çok kötü oldu. Onun hareketlerini örnek alma. Yani karşı çıkarken karşı çıktığın isim vermiyorum kardeşim. Rasim buna izin verme. Karşı çıktığın zihniyete benzeme. Yarın bir gün kucaklaşır. Kucaklaşamaz. Kucaklaşırsa Arda Turan adam madam değildir. Bak söylüyorum. Rasim bir dakika. Eğer kucaklaşırsa bak ben karışma. Bir dakika Erten. Bir dakika neden sen karışma? Ben bak eğer Arda için söylüyorum. Arda Turan bana istediğini söyleyebilir. Eğer Arda Turan bu kadar olaydan sonra ismi geçen şahısla kucaklaşırsa ona oyuncu diyen, onu sürekli küçümse. Bir şey söyleyebilirim Arda abi, müsaade eder misin? Buyur. Abi ben şansımın olduğu yerde daha önce bizimle beraber çalışmış herhangi bir bende emeği olan bir insan hakkında kötü bir söz söylettirmek istemem. Müsaaden olursa ben bir kapattıktan sonra ne istersen konuşuruz. Ben isim vermedim. Ben isim vermedim. Ama bunu bana isim vermedim. Bir dakika Arda. Herhangi bir politik konusu olmaz. Arda başka bir şey. Konuyu değiştiriyorum. Tamam. Ya yeter. Arda. Ya bu futbol aleminde de yeter artık ya. Bir dakika. Arda ya iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam buyur. Bir şey soracağım sana, tamam Fatih Terim'i ile ilgili konuları set çekmeninde saygı duyuyorum. Haklısın, olabilir. Bu da Rasim'in görüşüdür falan. Bir tek şey soruyorum. Sizin yani milli takım futbolcuların son 3 yılda ortaya koyduğu başarısızlıklar ve başarısızlıkların yanı sıra. İşte son 3 yıl? 13 ay demek istedin herhalde hocam. Hayır şeyden beri. 2016 Haziran'dan beri. Ben ne dedim? Son 3 yıldır. Hayır yanlış söyledim. Son 1 yıldır yaşadığınız. Son 1,5 yıl. Fransa ne zamandı? Geçen sene Haziran. Son 1,5 yıl. Son 1,5 yıldır yaşadığınız saha sonuçları ve saha sonuçlarındaki negatiflikler yanı sıra özellikle sen ve 4-5 arkadaşının bir müddet kadrodan atılması, sonra Fatih Hoca'nın alması, alırken bile bana göre hatalı bir ifade kullanması, içime sinmeyerek aldım, almadım. Ortada laf olan prim pazarlıkları, şunlar, bunlar, çıksınlar filan. Artı en son bardağı taşıran son damla da senin sevgili Bilal Meşe'yle yaşadıkların oldu. Sen eleştirilebilen bir insansın ama bir şeyin hoşuma gidiyor. Zekisin ve öz eleştirini içinde yapıyorsun. İlk defa bu akşam. Bak aradan geçti Bilal, iki ay. Çık şuradan Bilal Meşe'ye yaptığını. Yaşıyla, başıyla, onun hatası var. Yanlış olduğunu kabul ediyor musun bu mübarek gece, bak bayram gecesi? Hocam çok doğru söylüyorsun ama ben yani herhangi bir konuyla alakalı konuşmak istiyorum. Ben sadece olan konuyu... Bilal Meşe'nin de özür dilemesi lazım var. Hocam Arda'dan. Bak, bir saniye ben hassasım abicim bu konuda, artık yeter. Ben Arda'ya demin ağır bir eleştiri yaptım. Rasim. Ama Bilal Meşe'nin de Arda Turan'dan özür dilemesi senden lazım. Bir ricam ve o yalan haberleri, Arda ile ilgili o iftira haberleri kimin yaptırdığını da açıklaması lazım. Ondan sonra da Arda'nın yaptığı hareketten ötürü, saldırıdan ötürü Arda'nın da özür dilemesi lazım. Karşılıklı. Yani hocam, bir Arda konuşsun. Madem samimiyet istiyoruz değil mi? Bence samimi bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi bir fikir. Yani şiddet birine saldırmak tabii ki çok hatalı bir davranış. Bravo. Bir hatadır %100. Bravo. Sen saldırdın ama değil mi Bilal'e? Bir şey diyeceğim. Ya saldırma denilemez. Hocam söyledi yani, hatalı dedi. Bir dakika Rasim girmeyelim araya. Hocam yani böyle ince gazetecilik yapmana gerek yok. Ben anlatıyorum zaten. Tabii. Ben ince yapmam, kalın yaparım. Tamam, merak hocam, etme. İnce falan sormuyorum. Rahat soruyorum. Hocam sen sonra kalın yapıyorsun, inceye dönüyorsun. Yıllardır yaptım bunları, biliyoruz. Nasıl bunları. Bir daha söyle. Allah aşkına kişisel polemik girmeyin ya. Hocam. Evet. Şahsi polemik girmeyin. Devam edebilirsin. Sonrasında şey. Bir hatadır. %100 şiddet bir hatadır. Ama bence onurluca yüze karşı zaten bu iki dakika soru sorulduktan sonra cevap alamayınca yapılmış bir davranıştır.
Ve bu bir hatadır. Neden? Orada bir sürü beni örnek alan genç takım arkadaşım dahi vardı. Bu ülkede birçok genç var. Ama bu Bilal Meşe'ye olduğu için değil, bir şiddet davranışı olduğu için hatadır. Asıl konu nedir biliyor musunuz? İnsanların Bilal Meşe hayatı boyunca benimle Barcelona'ya gittikten sonra en çok röportaj yapmış insandır. Bravo. En çok oraya gelmiş insandır. En çok sevdiğim, en çok takıldığım insandır. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu haberleri yaptıktan sonra bile bir kere bile selamlaşmadı benimle. Ben daha hiçbir şey yapmadan. Benim söylemek istediğim şey şudur. İnsanların arkasından yalan söylemek, olmadıkları şeyleri iftira atmak. Bu bravo işte. O kulübü takımıyla hayatı boyunca benim bütün sözleşmelerime bakın. Hayatım boyunca bir kere bile kağıda bakmamışımdır. Beni parayla beraber değerlendirmek. Bakın hala insanlar bizi paracı diye değerlendiriyor. Üstümüzde kaldı. Ben diyorum ki bu daha büyük bir yanlıştır. Bizim ahlaki değerlerimizin gerçeklenmesi. Ben şiddet olan hatamı kabul ediyorum. Ama insanların arkasından iş çevirmek, bravo, yalan söylemek, olmayan bravo bir şeyi yaymak daha büyük bir ahlaksızlıktır. Bunları söyleyeyim. %100 girme. Arda güzel söyledi. Tamam güzel. Yani şiddet zaten şiddet hakikaten iyi bir şey değildir. Ondan sonra da ertesi gün şeyde o Slovenya'da basın toplansa milli takım kariyerini noktaladın dedin. Ne oldu da tekrar döndün 2 ayda? Eleştirmiyorum. Hocam, dönmekle de iyi yaptın ayrıca. Noktalamadı ya. Şöyle bir şey var. Hocam ya biz genç adamlarız. İhtiyacımız olduğu çok da iyi yaptın dönerek. Onu da söyleyelim. İhtiyacımız olan şey ne biliyor musun? Birazcık sevgi, birazcık birleşmeye ihtiyacımız vardı yani. Bize istekler edip ben o Lucescu'ya Barcelona'ya gelmesine bile gerek yok dedim. Birazcık sevgi hissettim. Eğer ülkemin bana ihtiyacı varsa döneyim dedim. Hatta kendisine de şöyle söyledim. Eğer bir rahatsızlık vereceksem, Mr. bir polemik olacaksa, inan bana ben kenarda da kalabilirim. Artık bu şeyleri, bu prensipleri yani bakma sen insanlar Arda şöyledir, Arda böyledir der ama benim kendi düşündüğüm şey bu dedim. Ben size direkt samimi olarak her şeyi samimi şekilde cevaplıyorum. Ve müsaade ederseniz geç oldu saat. Arda çok özür dilerim. Arda şunu soracağım. Bir polemik olduğu için ne olursun çok rica ediyorum senden. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sinan abi aynı şekilde burada en iyi tanıyan iki kişiyiz. Olmadığını biliyorum. Defalarca da Arda benim kardeşimdir. Defalarca da programda Arda benim kardeşimdir. Bunu Türkiye bilir. Bir dakika Ertem'cim. Bunu Türkiye bilir. Arda benim kardeşimdir. Buraya bağlanma cesaretini, nezaketini de gösterdiğin için seni kutluyorum. Bir kattan seni seviyorum. Ben koçum benim. Hayatımda yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Bu ülkenin formasını giymekte onur gurur duyuyorum. Ben bu ülkenin yaşadığı bir saniye. Ben bir çok soru sormayacağım. Bir soru sormayacağım. Arda'cığım. Ben bir soru sormayacağım. Ben sana soru sormayacağım kardeşim. Ben sadece şu konumuza geri dönelim diye sen onun için bağlandın. Orada Ali Dürüst'le çıkan resminde zaten bir sorun olmadığını ben söyledim. Orada dedim komik bir fıkra da anlatabilir bir insan idaresiyle gülüşebilirler. Bunlar gayet doğal dedim. Benim sadece söylediğim şey şu. O 5 arkadaş oturuyorsunuz da çoğu senin elinde yok. Cep telefonları falan var. Ben dedim ki bak sen akıllı bir çocuksun diyor Ahmet Hoca. Katılıyorum. Zaten zeki, evet. Zeki olmasan Barcelona'larda falan olmazsın zaten. Fakat yine de sana ben bir abi olarak bir şey söyleyeyim. Bak sen İspanya'da yaşıyorsun değil mi? İspanyollar evet farklı yaşarlar, Türkler farklı yaşarlar. Değerleri farklıdır, başkadır değil mi? Şimdi evet mesela bu olay İspanya'da gündeme gelmez. Zaten kendin de diyorsun ki Ukraynalı futbolcularda da vardı aynı şey. Fakat Türk insanını biraz sen akıllısın. Çözmen lazım. Türk insanı abi, bak bir dakika Arda'cığım bitireyim. Bak burada sen telefon değil istersen oraya daktilo al. Beni ilgilendirmiyor. Ben diyorum ki bak Türk insanını normal taraftarı bu ülkenin sıradan insanını bu böyle şeyler rahatsız ediyor. Türk insanı böyle. Yani bir saat abi, sonra bir şey önemli bir, hayır, bak hocam, böyle burada mesela şu var oturuş bak şu ortam sonuç cevap kötü versin, olunca insanları rahatsız edeceğini senin gibi akıllı adam bilmesi lazım. Kaptan olarak abi olarak çocuklar ya şu telefonları soyunma odasında bırakalım. Görüyorsun sosyal medya. Yani bir cevap sana, versin, ben sana tamam ben sana bir abin olarak bu ülke böyle şartlara uy diyorum bu kadar. Abi, başka bir şey yok abi. Buyur canım. Böyle bir şey var. Buyur canım. Şartları değiştirmeliyiz zaten. Buralarda gelişmeyiz. Bak bizim Barcelona'da saat 8'de maçımız 6.30'da gidiyorum. Ben demiyorum ki böyle olsun. Ama, ama ben sana ne diyorum? Ben 10 senedir. Ben Galatasaray'dayken de bunları yaptım. Bugün bunlar polemik konusu oluyor. Ben size diyorum ki. Böyle işte. Ben de onu...
Arda ben böyle, Ardacığım bak orada, işler orada, kötüyken böyle. Bir şey söyleyeyim. O zaman ben sana başka bir şey söyleyeyim. Aynı anda İzlanda maçı var, totem yapıyoruz orada. E tamam Arda bak sen 2-0 yensen bu konu günü, bu resim konur mu? Konmaz. Ben böyle bir olay abi. Var yani. Böyle bir ne olay var. Abi adam herhalde. Abi diyorum ki bak hayır. İnsan bir saatliğine kurnaz davranır abi ya. Abi dansöz mü oynatıyorlar? Ya yapmayın abi. Ne var bu arada? Peki niye? Koltukta oturuyorlar. Abi, tamam hepimizin ya. Yaptığı ya, şey oradan geçtik ya, abi ya. Sinancığım ben şimdi ne yapacağım demiyorum. Neden peki insanlar bunu eleştiriyor? Abi değiştirmeye çalışıyoruz. Abi hazır. Türkiye'de hazır bir grup var. Ben, bir sosyal medya var hazır. Geçirmek için, sallamak için bir bekleyen bir grup var. Tamam, fırsat verme. Fırsat vermeyin kardeşim. Fırsat vermeyin. Bunu diyorum. Evet söyle. Biz maç oynarken böyle oturduğumuzu sanıyorlar. Anladınız mı? Bir şey yok. Tabii. Böyle bir sıkıntı var. Bu maçtan önce canım, bu maçtan önce bunu herkes biliyor ya. Arda. Son bir sene içinde. Özellikle sen ve 4-5 tane arkadaşın. Yani arkadaşın derken Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılır. Ve Fatih Terim'in Türk milletine yaşattığı bu olumsuz tablo sonucunda yaptığınız her hareket insanlara batmaya başladı. Bunu kabul edin. Evet. Arkasından bir de bu prim pazarlığı yapıldı yapılmadı bilmiyorum ama ortada bir gerçek var. Hocam, Fatih Terim 4-5 tanenizi birden... Rica ediyorum. Bu cümle çirkin bir cümle. Prim pazarlığı yapıldı yapılmadı çok çirkin bir cümle. Biz bu konuyla ilgili hiçbir şey üstümüze almıyoruz. Anladım. Ben prim pazarlığı yapıldı yapılmadığı konusunu bilmem ama bir şey biliyorum. Siz Fatih Terim tarafından sen ve 4 arkadaşın kadro dışı bırakıldınız. Arkasından yine Fatih Terim'in ifadesine göre Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle milli takıma alındınız. Ama daha kötüsü Fatih Terim milli takımı aldım diyor ama içime sinmedi diyor. Şimdi bu kötü bir tablo. Bu senden kaynaklandı, Terim'den kaynaklandı diye yorum yapmıyorum. Tablo bu. Prim pazarlığı yapıldı diye gazetelerde çok yazıldı. Ben bilmem, ben Fransa'ya gitmedim. Bu da kaldı üzerinde. Bu da kaldı üzerinizde. Arkasından senin Bilal Meşe ile yaşamış olduğun bana göre sana hiç yakıştıramadığım deden yaşında, baban yaşındaki bir insanda şiddete maruz bırakman, ne kadar yanlış yaptı yapmadı onu da tartışmıyorum. Arkasından Fatih Terim'in kebapçının şeyini basması sonucunda federasyondan gönderilmesi. Bütün bu olumsuzluklarda kendi sen de umumiyetle başroldesin. Hataların olduğunu kabul ediyor musun? Tabii ki kabul ediyorum. Kabul etmez ki. Hocam ben sana ne diyorum? Bakın ben hatalıyım. Bir sürü hatam var. Ama ben hatamın bedelini zaten milli takımda oynayamayarak, Dünya Kupası elemesinde iki maç oynayarak zaten çektim. Ama Türk halkı şunu bilsin. Bunun en büyük üzüntüsü ben çekiyorum. Barcelona'da oynayan bir oyuncu Dünya Kupası'na gidemiyor. Peki son bir soru. Kendi adıma soruyorum. Ben sana bir soru sorayım. Buyur hayatım. Buyur kardeşim. Şimdi mesela hocam 16 maç kazanıp neredeyse tarihte ikinci defa rekor kıran, çok sıkıntılı dönemlerden gelip Avrupa Şampiyonası'na giden bir milli takım olduk değil mi? Evet. Geçen sene maçı. Hocam ya Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Biz ne zaman bir şeyin keyfini yaşayacağız ya? Biz ne zaman bir saniye bir şeyin keyfini yaşayacağız, yani? Ah söyleyeyim sana. Turnuvaya gittin, İrlandalı kafayı atamasaydı biz çeyrek finaldeydik. Ki İspanya'ya yenilmemiz normal mi? Çok normal. Hırvatistan'a yenilmemiz normal mi? Normaldir. Normal. Ben sana başka bir şey söyleyeyim hocam. Gerekeni yaptık ki çıkabilirdik de gruptan. Arda bak tekrar söylüyorum. Hocam bitsin hocam. Tamam kardeşim. Hocam ben Türk milli takım forması üstümdeyken Avrupa'da 8-9 tane en önemli kupa kazanmışken, her yerde bayrakla kazanmışken, İspanya Türkiye maçında hiçbir şey yapmamışken 16 maçın üstünde bir Hırvatistan 60 dakikasına yarım saat ıslıklandım bütün dünyanın gözü önünde. Hiç kimse o andaki psikolojimi, arkadaşlarıma ne dediğimi, ne düşündüğümü hiç düşünmedi. Hiç yani benim yerime koydun mu? Ne olursan olur. Empati yapıyorum Arda. Türk milleti sizin kötü sonuçlarınızdan dolayı size bir kısım Türk milleti gıcık kapmıyor tırnak içinde. Sizin futbol sahası dışında Türkiye'ye yaşattıklarınız, bak sen suçlusun veya suçlusun demiyorum. Ama ya düşün, dünyanın neresinde var ya? Bir ülkenin milli takım teknik direktörü diyor hocam, ki geçen, diyor ki Mayıs'tan bahsediyorum. Geçen seneden bahsediyorum. 2016. O iyi giderkenden bahsediyorum. Hayır. Şeye gittiniz. Fransa Dünya Şampiyonaya katıldınız. Şampiyona devam ederken normal mağlubiyetler geldikten sonra birden Fatih Terim diyor ki gitsinler Türk milletinden özür dilesinler yaptık diyor. Ve hocam, çok açık bir şekilde. Hocam, bir dakika. Bunu ben söylemedim. Oraya daha gelmiyoruz.
Ben daha ilk maç sırf bütün kazandıklarımız ardından 60 dakika oynadık. Oynadım Hırvatistan maçında. İkinci İspanya maçında ıslıklanıyorum. Ben sana diyorum ki ben 97 kere 98 kere milli oldum. 93. 94. milli maçımda bunlarla karşılaştım. Ben sana diyorum ki bu haldeyken ülkeme doğru düzgün bir kötü performans bile göstermemişken açıp bakalım. Objektifimdir ben kendi oynayıp oynamadığımda. Tamam. Hocam bütün dünyanın gözü önünde ıslıklanıyorum. Ne yaptım? İnanamazsın ama. Peki bunu soralım. Hayır şunu sor. Anladım. Onlar İspanya için. Maçına çıkıyorsunuz. Hırvatistan maçı. Biliyor musun? Bunun sebebi neydi biliyor musun? Nedir? İşte o gün o haberleri yayan, 3 günde o haberleri yayan abilerimizdi. Çok sevdiğim. Onu söyledim tamam, ben de zaten. Kardeşim, o haberler çıktı diye ıslıklandı zaten. Bir dakika. Mantıklı. Hırvatistan maçından Hırvatistan sonra haberler çıktı. Hırvatistan maçını performansın ötürü değil. İspanya maçında ıslıklantın doğrudur. İspanya'yı da yenilebilirsiniz. Bu çok doğaldır. Ki çok kaldı ki ya. O ana kadar milli takımdaki Arda yani olarak başarılısın. Barcelona'daki Arda olarak çok başarılısın. Niye ıslıklanıyorum diyorsun. Cevabını sen veriyorsun. Basında çıkan bu negatif haberler diyorsun. Doğru mu? Ben de şunu söylüyorum. Uydurma bu ne? Peki bu uydurma haberleri. Ne zaman güvenecekti? Efendim? Ülkemiz bize ne zaman güvenecekti abi? Peki. Yani Arda güvenirdi bir saniye hocam. Bir saniye. Tek bir Arda sonuna kadar güvenir de Hırvat maçından sonra o haberler çıktığında abi o zaman hemen tabii orada iletişim bozukluğu oldu. Biriniz çıkacaktınız. Bunlar yalan diyecektiniz. Hırvat maçından abi, İspanya maçına kadar öyle haberler çıktı ki ne yapsın Türk milleti? Öyle iğrenç. Tabii iftiraymış hepsi. Ben şu anda neden bağlanıyorum biliyor musun? Evet. İnsanlar bana ne işin var sakın canlı yayına bağlanma şöyle. Çünkü artık öyle bir algı oluştu ki biz sustukça sustuklarımız doğru savunuluyor. Aynen. Aynen o zaman öyle. Sen. Şöyle bir şey var. Benim maçım var. Ben İspanya maçını düşünüyorum o anda. Peki kim çıkarttı bu haberleri Arda? Lütfen sen de dürüst ol ya. Bırakalım şu tiyatroyu. Hırvatistan maçından sonra tamamı iftira olan para, prim, yok kadın getirdiler. Kim çıkarttı bunları? Bir şey diyeceğim. Bunların bizim için konuşulması için bir faydası var mı yok. Herkes her şeyi biliyor zaten. Federasyon başkanının sahibi olduğunu nasıl çıktı bu? Senin tarzına uygun değil. Herkes her şeyi biliyor diye ben bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Bence sen şu konuşmayı o Fransa'daki sizle ilgili çıkan üstelik Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu gazetecik haberlerden sonra yapsaydınız. Hocam bir şey diyeceğim sana. Yapamazsın. Biz zaten yapacağımızın maksimumunu yaptık. O zaman da çıkıp basın toplantısı yapamazdı hocam. Biz de adil olalım. Hırvatistan maçından sonra nasıl çıkacak? Arda Fransa'da sizle ilgili çıkan yok işte otelde şöyle şeyler yaşandı. Prim pazarlığı yapıldı. Bunları çıkartan kim kardeşim? Gerçekten bilmiyorum. İşte gazeteciler yazmış. Hayır. Gerçekten bilmiyorum. Kim yaptırttı? Ya Rasim bir dakika be. Rasim. Gerçekten abi, bilmiyorum Arda. Bir şey diyeceğim. Bilal Meşe'ye işte İbrahim Seten'den başlayan onlarla beraber gelen ekibi sorun açıklasınlar. Ben zaten haberi yapana gidip kendi ben bir açıklama yaptığımda maçtan sonra gerekeni söylemiştim. Ben bütün şeyi yaptım diyorum hocam. Tamam. Bundan sonraki söyleyeceğim her kelime müsaade edin. 2 gün sonra maç var. Zaten gerektiği şekilde 20 dakikadır konuşuyorum. Evet. Müsaade ederseniz. Arda senden ben bir ricada bulunacağım. Bu polemiği biraz önce yarım kaldı çünkü ne olursun. Bu polemiği de ortadan kaldırma adına. Senin adına ben hani beni biliyorsun. Konuşmalarımızı da biliyorsun. Oğuzhan konusunda bu pis bilgi kirliliğini de ortadan kaldırmak için. Abi, Arda Turan milli takıma aldırmadı gibi bazı saçma sapan şeyler çıktı ya. Hayatım boyunca ben sporcuyum. Ben hayatım boyunca bir oyuncu hakkında fikrimi söyleyemem. Böyle bir yetim yok ama hele ki konu Oğuzhan olunca bence bunu ne yapmalılar biliyor musun? İnsanlar Oğuzhan'a sormalılar. Beşiktaş'taki her Şampiyonlar Ligi maçından önce, Beşiktaş'taki her lig maçından önce, Beşiktaş'taki her bilmem ne maçından önce abicim böyle oyna, abicim iyi misin, keyfin yerinde mi? Ben yetişebildiğim kadar her kardeşime yetişmeye çalışıyorum. Ki bugün Oğuzhan Beşiktaş takımının 10 numarası ve kaptanı onunla ilgili benim bir şey yapma, söyleme haddime değil. Oğuzhan'ın geldiği konum zaten çok üst düzeydi. Abi bunlar artık öyle bir sosyal medya var ki ülkede. Doğru. Yaşanacak gibi değil yani. Tamam bir oyuncu olarak oyuncuyu milli takım aldıp aldırmama konusunda hiçbir şeyim yok, hükmüm yok. Böyle bir uğraşım da olamaz diyorsun, haklısın. Doğru. Ama Fatih Terim'in ifadesine göre Fatih Terim'in yardımcıları olan Hande Hanım, Bülent Bayraktar'ın milli takımdan uzaklaştırılmasını istemişsin.
Ben kimsenin uzaklaştırmasını istemedim hocam. Hocam bu konulara rica ediyorum. Ama ulan Fatih Terim yalan söylüyor. Arda, Fatih Terim son yalan finali yapıyorum. Diyor. Son finali yapıyorum. Bütün Türkiye, merak ediyor. Ben seninle Bodrum'da karşılaştığımda birebir bir kere müsaade edersen ben bunu yayında da söylemiştim. Çünkü senin gizli saklın hiçbir şeyin yok. Oğlum da yanımdaydı. Sevgili Sinan abi yanımızdaydı. Sinan vardı. Dedi ki seni Beşiktaş'a alalım dedi. Sen dedin ki abi ben Türkiye'ye dönmek istemiyorum. Barcelona'da zaten göndermek istemiyor. Öyle bir şey yoktu. Ama bunu yapanlar da bilerek yapıyorlar. Bak onu da söylüyorum. Arda Barcelona'dan gönderiliyor falan filan diye. Ben hayatımda zaten şimdi, iki ay oynamayıp da bu kadar itibarsızlaştırılan bir tek kendimi görüyorum. Aynen katılıyorum. Orada da konuşmuştuk. Şunu söyleyeceğim. Bugün zaten forma numaran da 7 numara olarak tekrar verildi. Yani bugün Barcelona'nın sitesinden de yayınlandı biliyorsundur. Bu da aslında her şeyi gösteriyor. Ama ortada çok yine bilgiler var. Yani nasıl bilgiler? Abi, bilgi kirliliği diyelim. Galatasaray'a geliyor musun? Yani çünkü Cenk Ergün de sürekli olarak diyor ki ondan cevap bekliyoruz. Arda'yı bekliyoruz. Cenk Ergün. Galatasaray'a geliyor musun? Ama gelmezse gelmez. Şöyle bir durum var abi. Galatasaray benim evim. Barcelona ile 3 yıllık kontratım var. Ve orada çok mutluyum. Dünyanın en büyük benim özel takım. Hayalimi yaşıyorum. Ama Galatasaray konusuna gelince. Bütün şartları doğru oluşursa bir gün mutlaka ki ben yuvamda, kulübümde forma giymek isterim. Ama şöyle bir şey var. Bu yönetim, teknik direktör. Ama en önemlisi, çünkü ben duygusal ve gönül bağlı olduğu için taraftar. Şu anda taraftar zaten %100 benim geri dönmemi istemiyor. İstemiyor mu? Hayır, şöyle bir şey var. Bunu bildiğim için ben hem kulübe bir rahatsızlık vermemek adına, hem de kendi kariyerim ve hayalim için Barcelona'da devam etmek istiyorum. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Gün inşallah futbolcu olmazsa yönetici, teknik direktör, Sinan abi gibi belki iyi bir menajer. Arda dönelim Hırvatistan maçında. Baştan oynayacak mısın şimdi? Fizik olarak hazır olmadığın için takım da hazır. Hoca ile konuşacağız. Hoca nasıl uygun görürse. Fizik olarak nasıl hissediyorsun kendini? Taraftar istiyor. Abi kolay değil ya. Evet, hazır değilsin. Kaç. İşte dürüst olmak lazım yani. Oynamamak çok zor bir oyuncu. Hele benim gibi bir oyuncu için. Evet. Ardacığım. Sevgili kardeşim. Yani elinden geldiği kadar nasıl tatlı olabilir? Ardacığım. Ardacığım. Sevgili kardeşim. İki gün sonra maçım var. Hırvat maçımız var. Pardon. Eğer sen bu maçta iyi performans gösterirsen inşallah Allah yardımcın olur. Bir de maçı kazanırsak bu Türk milleti yine seni omuzlarında her zaman taşır, alkışlar. Bak bir dakika kardeşim. Eğer kötü oynarsa ki olabilir, seyirci de seni ısıtlayabilir. Buna bu kadar takılma. Çünkü yaptığın mesleğin fıtratında bu var. Peki oyunda ıslıklanmadı. Kötü oyun. Hayır. Ben kötü oynarsa diyorum. İspanya'da işi nedir abicim ya? Islıklama işi nedir ya? Abi ne alakası var? Protesto olur. Bekleyin. Alkış da olur. Maç bitsin. Maç bitince ben maç de diyorum ki. Maç bitsin arkadaşlar. Maçın içinde ıslıklamak nedir ya? Kötü oynar da. Bak kötü oynar da takım da maçı kaybederse ıslıklanır. Arda'ya ben bir söz vermiştim. Gereğidir. Takılma. Arda'ya ben söyleyip kapatayım abi. Takılma o kadar yani. Boş ver. Takılmayacaksın. Aslıyorum abicim. Ben her zaman soyunma odasına döndüğümde vicdanım rahat, elinden gelen her şeyi vermiş olarak duruyorum. Ama kesinlikle ben kötü oynarım, iyi oynarım. Biz kazanırız, kaybederiz. Evet. Beşiktaş kazanır, Fenerbahçe kazanır. Bizim ülkemizin, bizim hepimizin öğrenmesi gereken, neden biliyor musunuz? Hepimiz bu işten ekmek yiyoruz. Bunun bir spor olduğunu çözmemiz lazım artık. Bu insanların gerçekten karakterini yansıtan, şereflerini, onurlarını, haysiyetlerini zorlayacak bir şey değildir. O değil, evet. Mutluluk denebilir. O değil ama Arda dünyanın, Arda Turan, Messi de biliyorsun kötü oynayınca ıslıklanıyor yani. Protesto var Arda, diyorum yani. Var. Arda, normal. Son olarak Arda kapatıyoruz. Kapatırken şunu söylüyorum. Çok merak ediliyor. Çünkü şu anda Türkiye'nin bir numarasısın, Barcelona'nın futbolcususun. Barcelona'dan ayrılıyor musun? Tüm şartlar yerine getirilirse eğer, Galatasaray taraftarda bir açıklama yaparsa mesela Ultras'tan, biz Arda'yı istiyoruz diye. Biz Arda'yı istiyoruz diye. Tudor istiyor. Başkan istiyor. Arkadaş futbolcular ister misin? Ben bir şey diyeceğim. Ben Galatasaray Ultras'a saygım sonsuz ama ben Galatasaray taraftarı ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilebilecek kadar Galatasaray taraftarıyım. Ben
Ertem abi, Barcelona futbolcusuyum. Evet. 3 senelik kontratını veren hayali bir yatırım. Ben işim var orada ya. Ben orada çalışır, Barcelona'da çalışır, aslan gibi de oynarım. Kimse merak etmez. Ardacığım kal Barcelona'da. Ardacığım işte koçum. Böyle, böyle kal Barcelona'da kardeşim. Seni orada görmek istiyoruz. Türkiye'nin, dünyanın, dünya çapında bir oyuncusun sen. Son olarak ülkemizin vekiline de sesleniyorum. Bir vekil bugün tweet atmış. Muhtemel ki siyaset ve politikada gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Ne atmış Arda Vekil? O fotoğrafı koyup milli ruh yazmış. O fotoğrafı yazıp o fotoğrafın ne zaman olduğuna, nasıl bir olduğuna bir baksın. Bilip de insanları bilgilendirsin. Ülkenin vekili çünkü ülkeyi temsil ediyor. O yüzden ülkenin örnek olmaya çalışan genç insanlara da biraz yardımcı olması lazım. Köstek olmaması lazım. Sen ülkenin vekili. Şu anki vekil değil o galiba. Hala abi, vekil mi? Eski vekil mi? Kim abi? Boş ver Arda ya. Sen her şeye cevap verme. Boş ver ya. Ama bu olayın sebebi Arda. Bak demin hakikaten çok akıllı analizler yaptın. Vallahi tebrik ediyorum. Sadece senden şunu istiyorum bir kardeşin olarak. Lütfen sen bu yaşadığın psikolojiyi anlıyorum ama şu şey tavrını bırakman lazım. Yani şu anki gibi olman daha lazım. Daha sakinleş. Evet. Sakin. Hiçbir şekilde abi Türkiye'de artık bu kabadayılık, babadayılık geçti. Geçti abicim. Bak yaparlar mı? Nasıl madalya? Ardacığım. Bir dakika. Yok. Arda Turan. Güzel Beyaz Futbol adına sana çok teşekkür ediyorum. Aynen öyle. İnşallah Hırvatistan maçında bütün Eskişehir'e sesleniyorum. Başta Arda Turan olmak üzere bütün futbolcuları çağırın, bağrınıza basın. Sizi çok seviyoruz. Bütün takıma selamlarınızı ilet. Çok teşekkürler. Kazanacağını söyleyeyim. Arkadaşlarına söyle beni mahcup etmesinler. Kazanacak dedim. Aman gözünü seveyim. İnşallah. Arda Barcelona'da oyna. Barcelona'da oyna Arda dediğini yap. Dur. Maçtan 2 saat önce dünyanın her takımında her futbolcular sahaya çıkar, kulübeye otururlar. Bu unutulması rica ediyoruz. Aynen. Ablacığım öpüyorum seni. Doğrudur. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyorum. Eyvallah. Evet sevgili seyirciler, bu arada az önce ismi de geçtiği için söylüyorum. Sevgili Bülent Bayraktar hocamızın da babası vefat etti Arife günü. Babasına Allah'tan rahmet diliyoruz. Başsağlıklarımızı iletiyoruz. 10 saniye verin başka da konuşacağım. Sonra da kapatıyoruz. Doğrusu şu. Keşke bu bağlantıları, bak şimdi çıktı adam gibi. Dedi ki ben bu Barcelona'da içiyorum benim kardeşim. Zaten orada yaptıklarında bir sıkıntı yok. Ama artık o kadar çok kötü şeylerle lanse oldular ki her şey batmaya başladı. Yeniden başlarlar belki. Yenisi hocam burada. Yalnız kalmayı bu olayı, şu konuşmayı bir sene önce yapamadım. Bu prim mirim şu işler çıktıktan sonra kolay konuşacağım. Değil, hocam ama bak sen de kabul et. Orada kolay değil hocam. Hırvat maçından sonra kapatıyoruz. 29 yaşında bir oyuncusu. Ana kumanda uyarabilir misin? Ertem size bir tavsiyem var hepinize. Ana kumanda uyarıyor. Dürüst olmamız lazım. Tamam Ertem. Hırvat maçından sonra yalan haber. Sana ve diğer ekip arkadaşlarıma bir nasihatim ve tavsiyem var. Ben de Ertem'i tebrik ediyorum. Büyük bir televizyonculuk yaptığını tebrik ediyorum. Büyük televizyonculuk yaptığını ayrı. Bir de size nasihatim var hepinize. Telefon yok ki önümde 1,5 saattir. Çok rahatım. Size de tavsiye ederim. Peki. Sevgili seyirciler salı günü. Saat 23.45'te. Yani Türkiye Hırvatistan maçından sonra inşallah galibiyetimizden sonra. Sizlerle birlikte olacağız. Yarın yok. Pazartesi günü yokuz. Salı gecesi milli maçtan hemen sonra derin futbolda sizlerle beraber olacağız. Arda Turan'a başta kaptan Emre Belezoğlu'na, Arda Turan'a, Burak'a, Caner'e hepsine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bütün milli takıma. Milli takıma başarılar diliyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.